Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün kader konusundan konumuza başlıyoruz. İlk konumuz kader ve kaza inancı. Hemen kalemimizi alalım. Kader ve kaza inancı. Kader, kelime olarak bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak gibi anlamlara geliyor. Terim olarak ise kader, Allah'ın bir takım olayları önceden bizim için takdir etmesi, planlaması yani. Allah'ın bizim için bir takım olayları önceden planlamasına biz kader diyoruz. Kader, Allah'ın varlıkları istediği şekilde yaratması. İnsanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi, düzenlemesi yani planlaması olayına biz kader diyoruz. Bir de mesela kaza kavramı. Kaza ise Allah'ın önceden planladığı olayları gerçekleşmesi. Kaza, Allah'ın önceden planladığı olayların vakti zamanı gelince gerçekleşmesi olayına ise kaza diyoruz. Mesela su 100 derecede kaynar kuralı kader kavramı iken 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması kazadır. Tekrardan hatırlayalım. Neydi kader? Allah'ın bir takım olayları önceden planlaması. Kaza ise planlanan olayların vakti zamanı gelince gerçekleşmesi olayına biz kaza diyoruz. Bununla ilgili Fussilet Suresi 12. ayetimizi örnek olarak vermişler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu kurduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir demiş. Kader ve kazaya iman, Allah'ın ilim, kudret, irade sıfatlarının olduğunu bildirmektedir demiş. İman ne demekti? İman, inanmak demekti. İlim ise Allah'ın her şeyi bilmesi, kudret, Allah'ın her şeye gücü yetmesi, irade, Allah'ın dilediği her şeyi yapması anlamına geliyor idi. Geçelim bakalım devamında ne var? Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşur. Bu yaratma planlı ve ölçülüdür tabii ki. Allah evrendeki her şeyi belirli bir düzen yani ahenk içinde yaratmıştır. Bakalım. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Enbiya suresi 33. ayet. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer suresi 49. ayet. Ayet dediği burada Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir cümleye biz ayet diyoruz. Surede ayetlerden oluşan belirli bölümlere, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden oluşan belirli bölümlere sure diyoruz. Bir tane örnek sorumuz var. Hemen sorumuza bakalım. Öğretmen bu sözleri aşağıdaki konulardan hangisini anlatırken söylemiştir demiş. Öğretmen, güneş ile dünya arasındaki uzaklık 150 milyon kilometreye yakındır. Güneşin bu uzaklığına rağmen dünyadaki canlılar onun ısı ve ışık kaynağından yararlanırlar. Bilim insanlarının tespitine göre güneşin bu uzaklığı dünyadaki varlıklar için bir nimettir. Çünkü güneş biraz daha uzak olsaydı ve o zaman her şey soğuktan donardı. Yakın olsaydı o zaman her şey sıcaktan kavrulurdu. Yani güneşin yeri tam sabittir ve Allah her şeyi ona göre yaratmıştır demek istiyor. Allah güneşle dünyanın arasındaki uzaklığı varlıklar için en yararlı olacak biçimde belirlemiş ve güneşin canlıların hizmetine vermiştir diyor. Öğretmen bu sözleri aşağıdaki konulardan hangisini anlatırken söylemiştir demiş. Hemen bakalım. A. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmış mıdır? Zaten burada bundan bahsediyor mu? Evet. Diğer şıklarımıza da bakalım. İnsan iradesi ve kader. İnsan iradesi ve kaderle ilgili bir örnek var mı parçamızda? Hayır. Allah'a güvenmek var mı? Hayır. Kur'an aklımızı kullanmamızı isterle ilgili bir şey var mı? Hayır. O yüzden cevabımız ne olur? Bizim A şıkkımız olur. Şimdi kader ve evrendeki yasalara geldik. Allah evrene bazı yasalar koymuş. Biz burada
3 tanesini göreceğiz. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Allah evrendeki uyumu sağlamak için bu koyduğu yasaların hepsini biz sünnetullah ya da adetullah diyoruz. Neymiş sünnetullah? Allah'ın evrendeki yasaların hepsine sünnetullah ya da adetullah denir. Şimdi birinci yasamıza bakalım. Bir, fiziksel yasalar. Şimdi fiziksel yasalar madde, enerji, enerjinin oluşumu, hareketi gibi konuları ele alır. Bu yasalar evrenseldir. Yani deney ve gözleme dayanır, araştırmaya dayanır, tespite dayanır. İşte güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, gece gündüz oluşumu, yer çekimi, su olayı, su döngüsü. Yani dünyanın düzenine ait olan tüm olaylar, dünyanın dengesine, düzenine ait olan tüm olaylar bizim fiziksel yasalarımız içerisine girer. Bir tane örnek soru vermiş. Hemen bakalım ikinci örneğimize. Bir tane görsel vermiş. Burada kinetik enerjilerimizi vermiş. Öğretmen diyor bu görseli aşağıdaki konulardan hangisini anlatırken kullanmıştır? Enerjiyi verdiyse evrendeki denge düzen enerji ne demiştik? Bizim fiziksel yasamız oluyor zaten. Geçtim diğer konumuza. Burada hemen ayetlerden örneklerimizi vermiş. Hemen İbrahim suresindeki örneğimize bakalım. Onun koyduğu yasalarda denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetine verdi. İşte geminin su üstünde duruşu, mevsimlerin oluşumu, gece gündüz dengesi, sonbahar ilkbahar, kış, yaz, bu döngü hepsi bizim fiziksel yasalarımıza örnek. Bir de biyolojik yasalarımız var ikinci olarak. Şimdi bunlar da deney, gözlem ve araştırma sonucu keşfedilir. Ama biyolojik yasaların konusu canlılardır. Canlıların doğması, gelişmesi, üremesi, beslenmesi, uyuması, ihtiyacı. Yani canlıları ilgilendiren bütün olaylar bizim biyolojik yasamızdır. Bir tane suremizden örnek vermiş hemen. Demiş ki Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Yani insanın yaratılışından bize örnek vermiş mi? O zaman ne olur bu? Biyolojik yasa. Biyolojik yasalar çerçevesinde demiş, tüm canlılar bulundukları çevreye uyum sağlayacak şekilde yaratılmıştır. İşte kuşlar, balıklar, insanlar, hayvanlar, bütün canlılar yani. Örnek sorumuza bakalım. Örnek 3. Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisini anlatırken bu ayeti örnek vermiştir demiş. Çocuklar, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki insan Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir. Hasım ne demek? Düşman. Rabbine insan düşman oluvermiştir demiş. Neyden bahsediyor burada? İnsanı bir damla sudan yaratılması. Yani canlının yaratılması, insanın yaratılması hemen ne? Hangi yasamızla ilgili? Biyolojik yasamız. Geçelim bakalım bir diğer yasamıza. Toplumsal yasalar. Toplumsal yasalar toplumun barışı, mutluluğu, huzuru için ortaya çıkmış yasalardır. Bu yasaların konusu toplumu ilgilendiren konulardır. Yani saygı, sevgi, kardeşlik, hak, adalet, eşitlik, kul hakları gibi toplumu ilgilendiren olaylar toplumsal yasalardır. İşte bunun içine doğal afetler girer, göçler girer, savaşlar girer, işte sevgi girer, kardeşlik girer, dostluk girer. Yani toplumu ilgilendiren her şey toplumsal yasaların konusu içinde yer alır. Bir diğer kurumuz insanın iradesi ve kader. Şimdi insanın iradesi ve kader, irade neydi? Kişinin öz denetimi, yani kendini denetleyebilmesi, iyi doğru, yanlış seçimini yapabilmesi, kişinin kendi kendini denetleyebilmesi. Kader neydi? Kader, Allah'ın bizim için önceden planladığı bir takım olaylar, değil mi? Şimdi bir de sorumluluk var. İnsan yaptıklarından sorumludur. Neden? Çünkü insan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. Akıl ve iradesi olduğu için doğal olarak sorumludur da yaptıklarının sorumluluğunu çekmek zorundadır. Bir tane örnek sorumuz varmış. 2020 LGS sorumuz. Hemen bakalım. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
bilir demiş. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere bağlı, ilkelere olan bağlılıkla sağlanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değerlendirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyurulmaktadır. Hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım. A. Toplumsal yasalar Allah'ın birliğinin delillerindendir. B. Toplumların huzuru toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişiklik gösterir. C. Allah her topluma durumlarını düzeltmeleri için peygamberler göndermiştir. D. Toplumsal yasaların iyi anlaşılması için Kur'an geçmiş toplumların hayatlarından örnekler verir demiş. Buradaki en uygun şıkkımız tabii ki de Bursa. Neden? Çünkü diyor ki her topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Yani toplumların huzuru toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişiklik gösterir. Geçelim bakalım diğer konumuza. Kaderle ilgili bizim bazı kavramlarımız var şimdi. Bunlardan biri ömür, diğeri ecel. Ömür, insanın yaşam süresi. İşte doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine biz ömür diyoruz. Ecel de insanın ölümü. Yani ömrünün bittiği an insanın eceli. İnsanın eceli değişmezmiş. Diğer konumuz rızık. Rızık, Allah'ın canlılar için verdiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Yani Allah'ın bizim için yarattığı bütün nimetler bizim için rızıktır. Rızkı veren Allah'tır tabii ki. Ama işte Allah nasılsa bana rızkı veriyor. Ben yan gelip yatsam da bana rızkımı verir diye bir durum söz konusu değil. İnsan önce elinden geleni yapacak, rızkı için çaba harcayacak. Daha sonra tabii ki ona rızkını verecek olan yine Allah'tır. Diğer bir konumuz tevekkül. Tevekkül, Allah'a dayanıp güvenmek. Tevekkül, insanın bir iş için elinden gelen gayreti gösterip sonucunu Allah'a bırakmasıdır. Yani Allah'a dayanıp güvenmesidir. İşte siz ders çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bütün yıl boyunca düzenli olarak ders çalıştınız. Ve sonra da ne yapıyorsunuz? Artık sınava gireceksiniz. Dualınızı ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ım ben elimden geleni yaptım. Bütün gün boyunca çalıştım. Üzerime düşeni yaptım. Artık gerisi sana kalmış. Sonucunda da çıkan sonuca göre işte inşallah iyi bir yere yerleşirseniz çok güzel yerlere yerleştim diye şükrediyorsunuz. Buna ne diyoruz biz? Tevekkül etmek diyoruz. Yani Allah'a dayanıp güvenmek. Eğer soruda Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek, Allah'a sığınmak geçiyorsa cevabımız nedir? Tevekkül. Hemen zaten örnek sorumuzu vermiş. Bakalım. Kişinin gerçekleştirmek istediği iş konusunda elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakması neydi? Tevekkül. Diğer şıklara da bakalım. Ahlak ne? Güzel davranış. Sünnetullah var bir de burada. Sünnetullah ne? Sünnetullah neydi? Allah'ın evrende koyduğu yasaların tümü. Diğer bir adı neydi bunun? Adetullah. İbadet, Allah'ın bizim için koymuş olduğu belirli kuralları olan yapmamızı istediği davranışlara ne diyoruz? İbadet. Yani cevabımız o zaman ne bizim? Tevekkül. Şimdi ne demiş bak? Hiçbir tedbir almadan ben Allah'a güveniyorum demek doğru bir tevekkül anlayışı değildir. Tevekkülle yanlış anlamalara yükleyerek kader karşısında insanı rüzgarın sürüklediği bir yaprak gibi iradesiz ve tercihsiz görmek de doğru değildir tabii ki. Tevekkülle ilgili Ashab suresinin 3. ayetini Kur'an-ı Kerim mealinden bularak boşluğa yazınız demiş. Şimdi meal ne demek? Kur'an'ın Türkçesi. Kur'an'ın Türkçesi. Hemen yazalım Ashab suresi 3. ayetimizi. Ayet neydi zaten? Cümle. Yani 3. cümle. Sure neydi? Cümlelerden yani ayetlerden oluşan bölüm. Benden Ashab suresinin 3. cümlesini istiyor. Yazalım. Hemen buraya ben yazayım.
Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Zaten hemen buradan çıkmadı mı? Allah'a güvenmek neydi bizim? Tevekkülümüz değil miydi? O zaman zaten Ashab suresinin 3. ayetin konusunu direkt bize verdi. Allah'a güvenmek, tevekkül. Başarı ve başarısızlık. Bakalım. İnsan akıl ve iradesiyle başarıya gidecek yolları öğrenir, tercih eder. Yani siz başarı için çalışırsanız sonucu bellidir. Zaten başarıdır. Ama çalışmazsanız ben dua ediyorum nasıl olsa bütün yıl çalışmasam da olur derseniz sonucu ne olur? Başarısızlık olur. Çünkü neden? İnsan önce elinden geleni yapacak, çabasını gösterecek, sonra sonucunu bekleyecek. Yani çalışmasına rağmen arzu ettiği başarıya ulaşamayan insan demiş ben ne bastım diyerek Allah'ın takdirine isyan etmemeli. Orada ne yapacak? Tevekkül edecek ve gayret elden bırakmayacak tabii ki. Örnek soru. Bakalım örnek 6. Ne demiş? Bu metinden hareketle Halil Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım Halil Bey ne istiyor? Halil Bey hacca gitmeyi çok istiyordu. Gerekli birikimini yaptı, tüm hazırlıklarını tamamladı ve hac başvurusunda bulundu. Bir aksilik çıkmadan hac görevini yerine getirebilmek için dua etti. Nihayet hac zamanı yaklaştı. Fakat elinde olmayan sağlık sorunları onun hacca gitmesine engel oldu. Halil Bey bu durumu çok üzülmesine rağmen bunda da bir hayır olduğunu düşünerek umutlarını bir sonraki yıla sakladı diyor. Hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A. İbadet etmeye önem vermektedir. Hacca gitmeyi düşünüyorsa Halil Bey ibadet etmeye önem vermiş oluyor mu? Oluyor tabii ki. O zaman bu var. B'ye bakalım. Gücünün sınırlarının bilincindedir. Yani hasta gitmek istiyor ama sınırlı bir varlık çünkü insan her istediğini istediği zaman yapamıyor. O zaman B'de var mı? Var. C. Tevekkül sahibi bir insan mı? Gidemedi, isyan etmedi. Nasıl gidemem? Ben çok istiyordum, ben şöyleydim, ben böyleydim dedi mi Halil Bey? Demedi. Bunda da bir hayır vardır dedi. Tevekkül etti. D'ye bakalım. Hatalarını kadere yüklemekler. Ah işte benim kaderim böyle, bahtsız kaderim, kara, bahtım kör talim dedi mi? Demedi Halil Bey. Ne yaptı? Tevekkül etti. O zaman cevabımız ne olur? Deniz. Sağlık ve hastalık. Allah'ın insanlara ikram ettiği nimetlerin başında sağlık gelir. Sağlığın değerini hasta olduğumuzda daha iyi anlarız. Özellikle şu sıralar değil mi? Covid-19'dan dolayı sağlığımızın değerini daha bir anlamış olduk. Okullarımızdan uzak kaldık, derslerimizden uzak kaldık. Her şeyin kıymetini daha bir anlamış olduk yani değil mi? Dinimiz hasta olmadan önce önlem almayı, hastalığa davetiye çıkaran tutum ve davranışlardan uzak durmayı emreder. Örneğin demiş COVID-19 belasından kurtulmanın yanı İslam'ın emrettiği koruma yollarıyla birebir örtüşür. Neymiş onlar? İşte giysilerini temiz tut, kötü şeylerden sakın, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından ye gibi şeyler. Bakalım diğer konumuz. Toplumlarda kader ve kaza ile ilgili yanlış inanışlar. Bakalım neymiş bunlar? Gereken gayreti göstermeden başarısızlığın suçunu kadere yükleyen insanlar. İşte ne yapayım? Kaderim böyleymiş. Kader mahkumuyum. Kader utansın. Kaderimsiz çekerim gibi cahillik ifade eden kavramlar kullanılmamalı. Neden? Çünkü bunlar kader ve kazayla ilgili yanlış inanışlardır. Siz elinizden geleni yapacaksınız ve suçu kadere atmayacaksınız. Örnek sorumuz var. Tamam bakalım. 2020 LGS sorumuz. Bakalım ne demiş bize. Bu metin kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? İlişkilendirilemez. Kendimi bildim bileli yazıyorum. Bazen bir satır, bazen sayfalarca. Bunun bana hediye edilmiş bir yetenek olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya giderken ben masamda oturup yazmayı tercih ediyorum. Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın beğenilmesi tüm yorgunluğumu alıyor. Bazen kendi kendime soruyorum. Kelimelerim olmazsa ben kimim? Şimdi ilişkilendirilemez demiş mi? Bakıyorum. Kendimi bildiğim yazıyorum diyor. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya giderken ben masamda oturup yazmayı tercih ediyorum diyor. Burada tercih etme varsa bu kişi kendi tercihini yaptığı için bu bir cüzi irade olur mu? Olur. O zaman cüzi irade var mı bu?
Var. O zaman bu gitti. Şurada bunun bana hediye edilmiş bir yetenek olduğunu biliyorum. Allah bunu bana hediye etmiş. O zaman Allah'ın iradesi var mı burada? Allah'ın iradesi külli irade mi? Evet. O zaman bu da gitti mi? Gitti. Arkadaşları sinemaya, tiyatroya gidiyormuş. O evde kalıp yazı yazıyormuş. O zaman emek, çaba harcıyor mu bu adam? Harcıyor. O zaman emek de gitti mi? Gitti. Sağlıkla ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman cevabımız Denizli. Evet. Bu konumuz burada. Bugünlük burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.